Merhaba sevgili satranç severler. Bugünkü videoda ünlü Viyanalı satranç ustası Carl Schlechter'in bir oyununu inceleyeceğiz. Siyahlarla oynuyor. Bernard Flesi'ye karşı 1893 Viyana turnuvasındaki henüz 19 yaşında Schlechter bu oyunda. Schlechter hayata erken veda etmiştir. Henüz 44 yaşındayken. Erken yaşta akciğerindeki hastalıktan dolayı hayata veda eden ünlü bir satranç ustasıdır. Viyanalı bir oyuncudur. Ve Schlechter belki de dünya şampiyonluğuna en yaklaşmış, hani sıyırmış diyebileceğimiz bir oyuncudur. Özellikle 1906 ve 1908 yılında turnuvalarda gösterdiği başarılardan dolayı Emanuel Lasker'e meydan okumuş dönemin şampiyonuna ve 1910 yılında Lasker'le bir şampiyonluk maçı yapmıştır. 10 maç üzerinden 5. partiyi kazanmıştır. Diğer partiler berabere bitmiştir. Son partide berabere kalsa bile Schlechter belki de bugün 3. dünya şampiyonu olarak tarihteki yerini alacaktı. Ancak son partide vezir ata vezir kale oyun sonunda yanlış bir hamle yapmış, vezirlerin kesilmesine sebep olmuştur. Vezirler kesilince de kale piyonu at piyon kaldığı için Lasker oyun sonu yeteneğiyle, oyun sonu bilgisiyle Schlechter'i yenmeyi başarmış ve unvanını korumuştur. Lasker adeta ipten almıştır unvanını. Belki de bu 27 yıllık saltanat hiç olmayacaktı ve Schlechter diye bir dünya şampiyonunu tanımış olacaktık. Schlechter unvanı alamamış olsa bile tam bir turnuva oyuncusuydu. Döneminde düzenlenmiş bütün turnuvalara neredeyse katılmıştır. Bir sürü derecesi vardır. 44 yıllık yaşamına sığdırmış pek çok başarıyı. Bakalım Schlechter bu oyunda nasıl oynamış? Viyanalı ünlü satranç oyuncusu. Agresif, atak ve saldırgan bir oyuncuydu. Aynı zamanda savunmada da çok başarılıydı. Evet. Schlechter siyahlarda, Flesik beyazlarda. Bakalım bu oyunda neler olmuş. Beyazlar B4 oynuyor. Çok yaygın olmayan bir açılış tercih ediyor. Polonya açılışı ya da orangutan açılışı da denir buna. B4'ün fikri şu. Uzun çaprazdan tabii ki filini geliştirecek. Fil B2. Merkeze baskıyı artıracak. Bilinen varyantlara, açılışlara girmek istemiyor. E4, C4'lü ya da D4'lü veya at F3'lü. Bilinen varyantlardan kaçınmak için beyazların kendilerine oluşturduğu bir repertuar diyebiliriz. Şimdi Schlechter çok tercih edilen E5 hamlesi yerine E6 sürmüş. E5 ile merkeze gelebilirdi. Onun yerine E6 ile temkinli oynamış Schlechter de. Tabi E6 hamlesiyle dikkat edin, siyah filin yolu açıldı ve siyah fil piyonu ister duruma geldi. Şimdi fil B2 gelişim ve siyah fil artık piyonu alamaz. Dolaylı yoldan piyonu korumuş oldu. Çünkü alınması halinde fil alır G7 ile siyahlar kaleyi kaybeder. At F6 gelişimden sonra şimdi artık piyon almak istiyor. A3 ile piyonu tuttu ve siyahlardan C5. Kanat piyonları, CVF piyonları genellikle merkez piyonlarına baskı yapmak için kullanılır. Ancak burada beyazın açılışını çürütmek için siyahlar da C5 piyonuyla B4'e tekrar baskı yapmış oldu ve şimdi yine B4 piyonunu kazanmak istiyor. Alabilir, koruyabilir ya da sürebilir. Sürmeyi tercih etmiş B5 ile. Ve şimdi D5. Siyahlar artık merkezi tamamen aldı. Sicilya savunmasının E6'lı varyantlarına dönüşen bir pozisyona dönüştü. Siyahın yaptığı savunma Fransız savunmasına da benziyor tabii ki. Şimdi beyaz artık D4 oynamış ve merkezde ben de varım demiş. Onun yerine at F3 gelişimle devam etmek daha iyiymiş. Buna A6 ile yine B piyonuna baskı yapardı. Siyahlar E3 hamlesinden sonra alırsa fil almak isteyecek. A alır B5, fil alır B5'ten sonra fil D7'ye C4 ile fili perçinleyip devam edebilirmiş beyazlar oyuna. Şimdi D4 hamlesinden sonra vezir A5 şah çekiyor ve siyahlar Schlechter beyaz taşların ahengini bozmak istiyor. Şimdi dikkat edin, fille perdeleme halinde zaten vezir B5 piyonunu almak isteyecek. O yüzden geldi. Dolayısıyla at C3 perdelemiş ki aynı zamanda B5 piyonunu tutmuş olsun. At E4 açmazdaki ata baskıya başladı siyahlar, Schlechter. Vezir D3 oynamış. Atı desteklemek için. Onun yerine E3 hamlesi oynanabilirmiş. Riskli gibi görünüyor burada. Ancak at D7, fil D3 gelişimden sonra at alır C3'e. Vezir D2 hamlesi var. Ve bu siyah at geri dönemiyor. Çünkü arkada siyah vezir açmazda ve boşta. Dolayısıyla taşını geri alırdı beyazlar sorunsuz şekilde. J4 file baskıya. Fil alır C3. Fil alacak zaman yok şimdi. Vezire saldırı var çünkü. Şimdi vezir alır B5 oynandığı zaman fil E2 geri çekerdi. Vakit kazanmış oldu. At F6'dan sonra da
Filini F3'e koyardı. Atını E2'den geliştirip rokunu atardı. Taraflara eşit şanslar veren bir pozisyon oluşurdu. Vezir D3 ise siyahlara bir şans veriyor. C alır D4. Şimdi ata tekrar bastı. Vezir alır D4'ten sonra siyah filini fil C5 tempoyla geliştirme şansı buluyor. Şimdi dikkat edin. Şişledi fil vezirle piyonu. Vezirin kıpırdaması halinde fil alır F2 ile roku bozacak. Vezir alır G7 ve kaleyi istemiş. Ve oyunda da fil alır F2 şah çekip roku bozmuş Schlechter. Onun yerine kale F8 öneriyor bilgisayar. Kale F8, at F3 gelişim. F6 sürüşünden sonra E3 sürüşü ve at alır C3 ile devam eder. Siyahların devam etmesini öneriyor. Tabi burada fil alır F2 etkili geliyor. Şah çekerek geldiği için daha tercih sebebi diyebiliriz. Biz de zaten öğrencilerimize derslerde öncelikle şah çeken taş olup olmadığına bakın. Şah çekiş varsa ve işe yarıyorsa onu yapın diyoruz. Fil alır F2. Roku da bozmuş oldu. Şah D1. Ve şimdi D4. Ata ikili baskı vardı. Ve beyaz vezir uzaktan savunuyordu. D4 piyonunu sürerek beyaz vezirin at üzerindeki savunmasını kaldırmış oldu. Dikkat edin, siyah atı boşta bırakmış gibi görünüyor ama bu at alınamaz. Zehirli bir tabu. Alınması halinde vezir E1 iner ve mat olurdu. Siyahlar kazanırdı. Dolayısıyla beyaz vezir H8 kaleyi alıp şah çekmiş. Siyahtan şah E7. Vezir alır C8. Schlechter kaleyi ve fili verdi. Ve şimdi buna at D7 gelişim öneriyor bilgisayar. Onun yerine Schlechter bir D alır C3 almış hemen. Taşı geri aldı. Şimdi dikkat edin. Siyahın atı, fili, veziri ve C3'teki piyonu da sayalım. 4 taş beyaz şaha karşı atak halinde. Siyah şaha karşı ise sadece beyaz vezir var ve üstelik herhangi bir yerden şu an şah çekemiyor güvenli şekilde. Görüyorsunuz siyah vezir ve at engelliyor şah çekmesini. Dolayısıyla bu piyon alıp kaleyi düşürme ihtimaline karşı da siyah şah güvenli bir şekilde diğer tarafa şah kanadına yönlendiği zaman siyahın atağının daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. D alır C3 yerine at D7 oynanabilirdi ki oyunda da zaten ileride oynanıyor. At D7 dikkat edin vezir isteyerek geldi. Ama burada kalenin alınması halinde vezir tamamen savunmadan uzaklaşacağı için ki siyahlar oyunu hemen kazanırdı. Oyunda zaten bu şekilde oluyor. Kaleyi devamda veriyor. Burada vezir C4 ile savunmaya geri dönmek gerekirdi. D alır C3'ten sonra da fil C1, kale D8'den sonra vezir alır E4. Şimdi at F6 açarak şaha veziri perdeleyecekti. Kale D3, E alır D3, fil alır G1, kale G1'den sonra şunu görüyoruz. Vezire karşı oldukça fazla materyal var. İki kale ve bir fil var. Dolayısıyla evet şu C3'teki piyon yüzünden beyaz şah biraz sıkıntılı ama çok fazla materyal olduğu için taşların uyumlu hale gelmesi halinde beyazlar oyuna ortak olurdu. Ancak taşlar arasındaki uyumsuzluk kesinlikle vezir ve ata üstünlük vermekte. Çünkü satrançta bildiğimiz gibi öncelik şahın güvenliği, ikinci sırada aktif taşlar gelmektedir. Yani kesinlikle siyah vezir ve at hızlı bir şekilde beyaz şaha atak düzenleyebilir ama beyazın kaleler nasıl bağlantı kuracak? Filler oyuna nasıl girecek hiç belli değil diyebiliriz. Şimdi vezir C8 fili aldıktan sonra D alır C3'e fil C1 geri çekmiş ve buna at D7 oynanmış. Bilgisayarın analizine benzer şekilde ilerliyor ve burada oyunu kaybettiren hata geliyor. Vezir alır A8. Ve artık beyaz vezir iyice şahından uzaklaşmış oldu. Bundan sonra siyahlar oyunu kazanmak için saldırıya başlıyor. Vezir alır B5 oynamış siyah şimdi. Şimdi beyaz vezire dikkat edin A8'de kaldı. Oradan çıkamıyor, savunmaya geri dönemiyor. Ve siyahlar artık tamamen at, fil, vezir ve C3'teki piyonla beyaz şahı mat etmek için geliyor. Fil F4 gelişme çabaları ama artık çok geç. Vezir D5 şah. Dikkat edin. Fili çekmemiş olsaydı vezir D5 şaha fili kapattıktan sonra mat olduğuna dikkat edin. O yüzden önce fil F4 oynuyor ki vezir D5 şaha şahın için C1 karesine kaçabilsin. Ve şimdi siyahtan Schlechter'den üst üste iki çift ünlem geliyor. Birincisi fil E3 şah. Fil E3 şah hamlesinin mantığı kare temizleme. F2 karesini atı için boşaltmış oldu. Şimdi dikkat edin. Almaması halinde B1'e gitmesi halinde beyaz vezir düzeltiyorum siyah vezir B5'ten şah çektiği zaman devamında B2 ile oyunu bitirirdi. Dolayısıyla almak zorunlu fil E3 almış ve şimdi at F2 giriyor yine çift ünlem. Fikir yine
Vezir D1, şah çekmek ve oyunu bitirmek. Dolayısıyla yine kaçması halinde B1'e. Bu sefer vezir B5'ten yine aynı şekilde B2'ye inip oyunu bitiriyor. Beyazlar bu atı da kabul etmek zorunda. Fil alır F2. Fil alır F2'den sonra da siyah vezirin D2 şah hamlesine beyazlar oyunu terk etmiş. At F2'nin fikri neydi? Beyaz filin D2 savunmasından uzaklaşmasını sağlamak. Yani bir tür saptırma diyebiliriz. Savunma taşını taş feda ederek görevinden saptırdı. Buradan sonra rakip oyunu terk etmiş. Şilehter kazanıyor. Peki terk etmese ne olurdu? Zaten iki hamlede mat vardı. Şah B1 oynayacaktı. Vezir D1. Şah A2 tek hamle. Vezir alır C2'den sonra. Yani bu şuradaki piyonun olmadığını da düşünelim. Meşhur apolet matıyla oyun biterdi. Apolet matı nedir? Vezir şah çekmeli. Şahın sağında ve solunda piyon veya kale olmalı. Başka bir taş olmayacak. At olmayacak çünkü şah çeken veziri alır. Fil ya da vezir olursa da perdeler. Şahın sağında ve solunda kale ve piyon olduğunda ve vezirin bu şekilde bir kare mesafeden şah çektiği durumlara apolet matı diyoruz. Teoride en önemli mat kalıplarından biridir. Neden apolet matı? Şah bir askere benzetilmiştir. Kale ile piyon da omuzlarındaki rütbeleri gibi düşünelim askerin. Yıldızları gibi. Askerlerin omuzlarında rütbelerin takıldığı apolet vardır. Dolayısıyla apolete benzetildiği için apolet matı ismi verilmiştir. Önemli bir mat kalıbı tabi. Bunu da bilmekte fayda var oyunlarımızı kazanabilmek için. Evet, Schlechter'den tarihe geçmiş bir minyatür izledik. Schlechter'in ölümsüz oyunu olarak kaynaklarda yer almaktadır. Schlechter dediğimiz gibi dünya şampiyonluğunu sıyırmış, çok güçlü, erken yaşta hayata veda etmiş Viyanalı önemli bir oyuncuydu. Bugün sizlere bu oyuncu hakkında bazı bilgiler vermek, bir oyununu analiz etmek istedim. Oyunu beğendiysek beğenmeyi ve paylaşmayı, kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayalım. Büyümek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Değerli fikir ve yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.